Hadi be! Gönlünde pişip de diline erişemeyen nedir Halime Sultan? Kaç gündür susar durursun. Kem söz ettiysem dilim çürüye. Bilmeden gönlünü kırdıysam yüreğim kertire. Kem söz gelecekse senin tatlı dilinden gelsin Ertuğ. Bunca vakittir erimsin yiğidimsin. Ne kem sözünü işitmişliğim ne de yüreğimi incitmişliğin vardır. Öyleyse nedir bu halin? Süleyman Şah öleli 2 kış 3 yaz geçti Ertuğrul. Ne dur bildik ne durak. Ne bir yaylakta ne bir kışlıkta gün yüzü görmedik. Göçerin yorgunluğu düze konduğunda başlarmış. Bahar gelip düşülecek yolun tasasını büyütür için. Lakin ne gün yüzü arar gözlerim... ...ne de göçün tasası karartır yüreğimi. Senin yanında olmak yeter bana. Yeni kışlığa birkaç gün yolumuz kaldı. Dayımın obası da yakın. Birkaç gün uzakta güvenli bir yer. Bu kışı da geçirdik mi gerisi kolay. Artık endişe edecek bir şey kalmayacak. İnşallah hak ettiğimiz yurda kavuşacağız. Endişem kendim için değil Ertuğrul. Kimin için endişelenirsin? Bir vakit Süleyman Şah'ıma bir söz verdiydik. Torunları erkek olursa isimlerini Gündüz, Savcı ve Osman koyacaktık. O da olacak inşallah. Hayırlı oğullar, kızlar otağımızı şenlendirecek. Dedim ya beyim. Endişem kendime değildir. O vakit kim için endişelenirsin Ceylan gözlüm? Bebeğimiz Gündüz için. Yüklüyüm Ertuğrul. Bir evladımız olacak. Eğer rüyam doğruysa sana bir oğul vereceğim. Üstte mavi gök, altta yağız yer. Şahidim ol. Baba oluyorum baba!